Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Karabük merkezdeyiz. Ve Karabük'te Haliç Akademi'ye konuk olduk. Yanımızda da Adem Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Adem Bey, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Adem Bey, sektörümüzden bahsedeceğiz ama öncelikle biraz sizleri tanımak istiyoruz. Adem Türkoğlu kimdir ve bu sektörle buluşmanız nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Erzurum Üniversitesi mezunuyum ben. Coğrafya öğretmeniyim aynı zamanda. Aynı zamanda bu kuruluşun Haliç KPSS kursunun sahibiyim, kurucusuyum. 2015 yılında bu kursumuzu açtık. Karabük için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. KPSS ve yabancı dil anlamında yapıyoruz bunu. KPSS lisans, ön lisans anlamında Karabük'e bir yeni bir anlam katmaya çalışıyoruz. Herkes gibi siz de dershaneyle mi başladınız bu yolculuğa? Ben dershane öğretmenliği olarak başladım bu işe 2008 yılında. Daha sonradan kendi işimizi yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla beraber Karabük'te güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne zaman geldik Karabük'e? Hep burada mıydık? Ben aslen Kastamonuluyum. Anne buralı, Karabüklü. O yüzden Karabük'teyiz devamlı. Üniversite bittikten sonra sürekli Karabük içerisinde kaldık. Kaç yılında kurduk yani Haliç Akademi'yi? 1 Temmuz 2015'te kurduk Haliç Akademi'yi. Haliç bizim uydurmuş olduğumuz bir isimdir. Hı hı. Coğrafyada bir kıyı tipidir. Yani bize ait bir isimdir. Böylelikle öğrencilere farklı yayınları sunabiliyoruz. Bu yüzden yerel bir isimle giriş yaptık ve Karabük'teki tek yerel KPSS kursu da biziz. Çok güzel. Peki Adem Bey biraz burayı dinleyelim sizlerden. Neler yapıyoruz burada? Biz burada ne yapıyoruz? KPSS ve yabancı dil üzerinde kuruluş olmuştur burada. KPSS lisans, ön lisans, genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri, ÖABT öğretmenlik alan, A grubu alan, YDS gibi alanlarda, DGS gibi alanlarda öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Biraz bu alanları açalım. Ne tür eğitimler alıyorlar? Ne tür eğitim? KPSS dendiği zaman zaten direkt genel kültür, genel yetenek akla gelir. Öğretmenler akla gelir. İşte ön lisans öğrencileri 2 yılda bir sınava girer. Onları sınava hazırlıyoruz. Yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerimize her yıl yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitim öğretim üzerine kurulmuş bir sistem diyelim. Evet. Peki nasıl bir sistem? Kaç aylık, işte kaç ders alıyorlar? Kurslarımız genelde ortalama 8 aylık olan kurslarımız var. Kursundan kursuna değişir. 1 yıllık kurslarımız var. 3 aylık kurslarımız var. Hani branş bazında değişiklik gösteriyor. Alanına göre kurslarımızın devamlılığı da farklılık arz ediyor. Kaç tane branş var aşağı yukarı? Kaç branş var? Toplam 9 civarı branş var. Kurs alanımız nedir? Dersliklerimiz? Dersliklerimizin hepsi de burada. 100. Yıl Mahallesi'nde. 100. Yıl Mahallesi Karabük'teki üniversitenin kurulmuş olduğu bir mahalledir. Genelde dershaneler hep Karabük merkezde açılmıştır ama biz öğrencileri hem yol parası verdirmeyelim de hem farklı yayınları gösterelim diye bu şekilde 100. Yıl Mahallesi'ne girişimizi yaptık. 2 yıldır da hizmet veriyoruz. 3. yılımıza girişimizi yaptık. Şükürler olsun. Çok talep iyi. Nasıl peki? Güzel mi? Talep 100. yılda, 100. yılda olmamız ve öğrenciye farklı yayınları sunduğumuz için talep oldukça fazla. Hı hı. Peki eğitim anlayışınız nedir Adem Bey? Eğitim anlayışımız öncelikle sınavlara yönelik bir sistem olduğu için öğrencileri sınavları kazandırabilmek için hani atamalarını sağlayabilmek için öncelikle elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu işin %30'luk kısmı bu tür yerlerdedir. %70'lik büyük kısım öğrencidedir. Biz elimizden geleni yaparız. Öğrenci de istediği takdirde belli yerlere gelebilir ki Türkiye birincisine kadar derecelerimiz mevcuttur. Yayıncılık konusunda iddialıyız dediniz. Biraz ondan bahsedin. Yayıncılık konusunda iddialıyız. Kendi yayınlarımızı yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu hemen olacak bir şey değil. İlerleyen süreçlerde olacak inşallah bakalım. Öğretmen kapasitesi açısından baktığımızda zaten hepsi de yayıncılık kapasitesine ulaşmış tecrübeli öğretmenlerle çalışıyoruz burada. Kaç tane öğretmenimiz var? 5 tane öğretmenimiz var. Hepsinin branşı farklı. Hepsinin branşı da farklı. Evet. Çift yıllarda genel itibariyle bu 10 öğretmene çıkar. Öğrenci sayısı arttığı için. Çünkü KPSS'de tek yıl ve çift yıl vardır. Çift yıllarda bütün herkes KPSS'ye girer. Tek yıllarda öğretmenler
KPSS'ye gireceği için sayıda bir değişim oluyor. Peki başarılı öğrenciler yetiştiririz mi? İlla ki vardır derece alanlar. Derece alanlar var. Raylı sistemler mühendisliğinde Türkiye birincisi çıkarttık. Onun haricinde bilgisayar öğretmenliğinde Türkiye 79.sü çıkarttık. Gene tesisat öğretmenliğinde Türkiye 9.sü çıkarttık. Geçen sene de yapmış olduğumuz derecelere baktığımızda DGS alanında da Türkiye 500.sünü çıkarttık. Yerel bir kurum olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi öğrencilerin de bu konuda çalışıp özverili olması lazım. Çünkü bütün iş öğrencide bitiyor sonuçta. Bir tek öğrencide bitmiyor aslında. Bana göre velilerde de çok görev var değil mi? Aynen. Peki aynen. Neler öneriyorsunuz bu konuda? Şimdi veli bazında baktığımızda KPSS'de veliyle muhatap olamıyoruz. Çünkü KPSS öğrencisi dediğimiz hepsi de 22-23 yaşlarında veyahut da bu 35'e kadar çıkabiliyor. Direkt öğrenciyle muhatap oluyoruz burada. Veliyle muhatap olmadığımız için hani veli konusunda çok fazla bir şey diyemeyiz burada. Ama onlara da büyük işler tabii, düşüyor büyük iş tabii düşüyor. Ki. İlla ki bu arkada aile desteği olması her şeyden daha önemlidir. Kesinlikle. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedelim mi Adem Bey? Sizler gibi birçok merkez sektörde var. Evet birçok kuruluş bulunuyor. Rakiplerimiz de var. Ulusal isimler de var. Biz yerel isim olmamıza rağmen ulusal rakiplerimize karşı bayağı bir fark attık son dönemde özellikle. Şimdi bazı sıkıntılarımız oluyor. Nasıl sıkıntılarımız oluyor? Özellikle Karabük'te kitap satış noktası adı altında ruhsat alıp KPSS kursu yapan, kurs veren kuruluşlar var ki bunlar Milli Eğitim'de de zaten kayıtlı olan kuruluşlar. Ha, o tarz kuruluşların bu şekilde işimizi sekteye uğratması illaki büyük sıkıntılardan ama gerekli merciler de illaki bunu takip etmektedir. İnşallah düzelir diye düşünüyorum. Çünkü bir işi ruhsatıyla yapmak var, bir de ruhsatsız yapmak var. Sonuçta bu da kul hakkına giren bir şey. Kul hakkı da en büyük günahlardan bir tanesidir. Kesinlikle sektörde demek bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Evet. Biraz illegal yapıyorlar bu işi. Aynen illegal, merdiven altı dediğimiz tarzda. Umarım bu sıkıntı giderir. Buradan bir sesimizi duyurmuş olduk Adem Bey. Evet. Peki Haliç Akademi neden tercih edilmesi gereken bir kurum? Haliç Akademi neden tercih edilmesi gereken bir kurum? Birincisi öğretmen kalitesi açısından baktığımızda Karabük'ün en kaliteli öğretmenlerinin birleştiği yerdir. Yerel isimle girmiş olmamız belki bir handikap olarak görünebilir ama öğrenciye istediği yayını sunmuş olmamız ki Karabük'te bunu bizden başka yapabilen bir yer yok. Öğrenciyi farklı farklı tarzdaki sorularla karşılaştırmış olmamız sonuçta KPSS demek soru çözüm işi demektir. Ne kadar farklı soru tarzına muhatap kalırsa o kadar iyi yapabilir bu işi. Bunu yapabilen tek kuruluş olmamız öğrenciyi çekici kılıyor. Kesinlikle. Peki biraz hedeflerden bahsedelim. Neler hedefliyorsunuz bu sektörde? Bu sektörde neleri hedefliyoruz? Haliç KPSS kursu ismini Türkiye çapına yaymak tabii ki en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Ama bu zamanla olabilecek bir şey. Çok çalışmamız gerekiyor. Şu an bir tane, o da Karabük'te. Evet, bir tane. Kurs anlamında baktığımızda Haliç KPSS kursu bir tane. Peki doluluk oranı nasıl? Memnun musunuz sektörün gidişatından? Sektörün gidişatından memnun muyum? Memnunum. Doluluk oranı olarak baktığımızda şu an eğitim öğretim sezonumuz başlamadı. Kursumuz tamamen şu anda dolu. Hafta içi sabah, öğlen, akşam ve hafta sonu grupları olmak üzere. Her gruptan 5'er 6 kişilik yerimiz kaldı sayılır. İnşallah bakalım büyüyerek farklı bir halçile de devam edebiliriz ileride. Gruplardan bahsetmişken kaç grup ve kaçardan oluşuyor sınıflar? Sınıflarımız şöyle söyleyeyim ben size. Öğrenciye hafta içi sabah, öğlen, akşam, hafta sonu grupları şeklinde seçenek sunuyoruz. Çalışanlar genel itibariyle hafta içi akşam geliyorlar. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler hafta içi sabah grubuyla geliyorlar. Hafta sonu gelmek isteyen öğrencilerimiz de oluyor. Yani öğrenciler nereyi isterse orada derse geliyorlar. Güzel. Yani boşluğumuz varsa eğer tabii ki de bu kursa gelebiliriz. Yani siz ona göre ayarlıyorsunuz tabii, saatleri. Tabii. Genelde yayın öğrenciye göre ayarlıyoruz. Saati öğrenciye göre ayarlıyoruz. Birçok şeyi öğrenciye göre ayarladığımız için hani demin de söylediğiniz gibi seçilme amaçlarımızdan bir tanesi. Daha ne olsun. Evet. Peki Adem Bey izleyicilerimize buradan öğrencilere neler aktaracaksınız? Neler önereceksiniz? Bizler Haliç Akademi olarak 100. Yıl Mahallesi'nde öğrencilerimizi her zaman için bekliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi amaç kazanmaksa araç Haliç Akademi. Evet, sloganımızı söylemiş olduk buradan. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere Adem Bey. Değerli ederiz. Bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Evet.
Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız sizler için Karabük'tü ve sizlere Haliç Akademi'den sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.